Evet, bugün size tanıtacağım güzel bir bitki. Çoban çökerten olarak geçiyor. Halk dilinde. Çoban çökerten. Başka deve dikeni, topuk dikeni. Öyle isimler olan bir bitki. Görünüşü pek iç açıcı değil ama muhteşem, her derde deva denilen bir bitki. Bunun Google'da araştırdım. Şu meyveleri çay olarak kullanılıyor. Bu vücut geliştirme sporuyla ilgilenen erkeklerde testosteron seviyesini yükseltiyor. Kas yapımını destekliyor. Ben sabahları çayını içiyorum. Bunu Google'da da araştırırsanız en fazla 60 gün kullanılıyor. Güzel bir bitki. Topladım bakalım. 2 sene önce kullanmıştım. Faydasını görmüştüm. O yüzden yol kenarlarında bulunuyor daha çok. Asfalt kenarlarında. Neden öyle yerleri mi seviyor bilmiyorum. Ama temiz bir ortamda buldum ben bunu. Deniz kenarında. Güzel, harika bir bitki. Ufak ufak çiçekleri var. Bunun dediğim gibi sadece şu meyvelerinde tribulus denilen bir madde var. Tribulus testosteron seviyesini yükseltiyormuş erkeklerde. Onun haricinde kadınlarda çok faydalı. Adet dönemlerinde sancısız geçmesi için falan filan. Onun haricinde erkeklerin 50 yaşından sonra girdikleri bir dönem var ya, onu engelliyormuş, uzatıyormuş. Onun haricinde karaciğerleri falan faydalı. Güzel bir bitki böyle. Beni takip ederseniz bunun diğer mucizelerini size anlatacağım. Takipte kalın isterim. Çoban çökerken görüyorsunuz. Tamamen meyveleri. Yıkama dedi eşim. Ben de yıkamayacağım. Bence yıkanması gerekiyordu. Yani tozu gitsin diye, ama yani kuruduktan sonra hemen şey yapacağız. Şöyle bir sudan geçirip sonra demlemeye bırakacağız. Sonra içeceğiz. Bunun demledikten sonra araştırdım ben. Yani 3 gün demlediğiniz suyu içebiliyor musunuz? Tekrar tekrar demlemeye gerek yok. Şöyle sadece meyvelerinden faydalanacağım ben. Diğerlerini çöp yaptım. Şöyle güzel güzel meyvelerini ayıkladım. Şurada şeyleri var, yapraklı kısımları var ama bunlar da belki dursun dedim. Farklı bir aroma verir diye. Ama aroması çok tatlı değil. Acımsı bir aroması var. Onun için ben azıcık içine bal karıştırıyorum. Balla beraber tüketiyorum. Şimdi benim şöyle bir kendi yaptığım bir şey var. Burada genelde meyve kurutuyorum ben. En son erik kuruttum burada. Falan erikler. Şöyle sereceğim. Şu erikleri bir kaldırıyorum ben. Çok faydalı bir ot olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu kurutma aletini de araştırdım. Böyle bir alet buldum. Bunu da yeri gelmişken sizle paylaşayım. Böyle altına şey yaptım. Sineklik. Sinekleri yerdim. Altı havalatsın diye. Böyle serelim. Çoban çöpeklerimizi. Beni takip etmeyi unutmayın. Çok daha bilgiler paylaşacağım sizinle. Özellikle yaşlılar ve spor yapan erkeklerle ilgili çok faydalı bitkiler paylaşacağım.
Şöyle kurutma aletinde böyle bir şey. Üzerine cam seriyorum. Camı örttüm. Şöyle. Hem güneş ışığını 10 kat daha fazla artırıyor. Şöyle arılar tırmanmasın diye de şeyler karıncalar böyle pet şişe kestim ayaklarını. Bu da bu işle ilgilenen insanlar için güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. Takipte kalın.